İyi günler sevgili izleyiciler. Solun Kültür Serüveni dizimizin 15. bölümünde tekrar birlikteyiz. Bugünkü başlığım klasik Marksizm'den geriye ne kaldı? Bir bakıma bu soruyu sormak bile acı veriyor insana. Çünkü büyük bir macera, büyük bir altüst oluş yaşandı gerçekten 19. ve 20. yüzyıllar boyunca. Marksizm eşitlik uğruna, sosyal adalet uğruna, daha adil bir toplum uğruna mücadele eden, mücadele etmek isteyen milyonlarca ve on milyonlarca insana bir kimlik verdi, bir aidiyet verdi. Onları evrensel bir hareket içinde, evrensel bir siyasi mücadele akımı içinde birleştirdi. Özgüven kazandırdı, bu inkar edilemez. Mücadele ruhu kazandırdı, azim kazandırdı. Yenilgiler ve kayıplar karşısında devam iradesi kazandırdı. Bir düşünelim, 1848'den Komünist Manifesto'dan bu yana Marksistlerin, Marksist sosyalistlerin, komünistlerin başına neler neler geldiğini. Hapislere atıldılar, işkenceler gördüler, İtalyan faşizminin hapishanelerinde can verdiler, Nazi Almanyası'nın temerküz kamplarında, gaz odalarında can verdiler. Çin'de, Çin devrimi sürecinde sokaklarda baltalarla, kılıçlarla kafaları kesildi, asit havuzlarına atıldılar, makinalı tüfeklerle kurşuna dizildiler. Buna rağmen bütün bunlarla birlikte bütün güçlü ve güçsüz yanları, zaafları ve hatalarıyla Marksist teorinin kazandırdığı iyimserlik temelinde, tarihin ilerleyişinin kendilerinden yana olduğu inancıyla mücadele etmeye devam ettiler. Bütün yenilgileri, başarısızlıkları geçici saydılar. Son tahlilde insanlığın geleceğinin kendilerinden yana olduğuna sarsılmaz bir güven duydular. Ama bir yere gelindi, bu güven de sona erdi. Bu güven de sona erdi çünkü 1989-1990 yıllarında Sovyetler Birliği çöktü. Sovyetler Birliği'nin çöküşü az buz bir olay değildi. Yeryüzündeki ilk ve uzun süre tek sosyalist ülkeydi ve çöküşü, hele Doğu Avrupa'da meydana gelen zincirleme diğer dönüşlerle, çöküşlerle birleştirildiğinde ve gene ayakta kalan az sayıda kendini sosyalist sayan ülkede baş gösteren kapitalistimsi bir piyasa ekonomisine geri dönüş adımlarıyla birlikte sonuç olarak Marksizmin, Marksist sosyalizmin tarihsel başarısızlığını nihai olarak tescil etmiş oldu. Ne oldu? 150 küsur yılın on milyonlarca insanın inancına, iradesine bu anlamda pek bir şey çıkmadı buradan. İnsanlar, eski komünistler, eski Marksistler uğrunda mücadele ettikleri büyük davanın, büyük idealin nihai başarısızlığıyla yüz yüze geldiler ve pek çok ülkede derece derece muazzam bir hayal kırıklığı yaşadılar. Birçoğu içlerine kapandı, siyasetten koptu, dünyaya küstü, kendi kabuğuna çekildi, şu veya bu şekilde hayatlarını sürdürmeye çalıştılar. Dolayısıyla burada bayağı ciddi bir trajedi söz konusu. Kuşkusuz Marksizmin ve Marksist sosyalizmin trajedisi insanlık tarihindeki böyle tek trajedi değil. Başka siyasi akımlar çevresinde de yaşanan benzer, az buçuk benzer hayal kırıklıkları bulunabilir. Ama iddiasının evrenselliği çapında Marksizmin sonunda başına gelen duygusal ve düşünsel hayal kırıklığının boyutları çok derin oldu, çok muazzam oldu. Peki ne kaldı geriye? Marksizmin, klasik Marksizmin. Hala 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başındayım. Klasik Marksizmin bütünsel teorik ve siyasi mirası günümüzde ne ölçüde yaşıyor? Eski solcuların entelektüel aleminde, ruhunda, davranış alışkanlıklarında ne gibi, artık oldukça yumuşamış da olsa, özel bazı karakteristikler biçiminde tezahür etmeye devam ediyor? Nedir günümüzde sosyalizm kökeninden gelen, Marksizm kökeninden gelen bir solcunun inanç dünyası devam ettiği kadarıyla ve düşünce hali? Şunlar söylenebilir kanısındayım. Terazinin olumlu kefesinde, tabii bana göre olumlu kefesinde, bir ezilenlerden, yoksullardan, emekten yana olma refleksi, alet ruhiyesi devam ediyor. Aşağıdanlık tutkusu, devlete, iktidarlara, hakim sınıflara, elitlere güvenmemek,
toplumun şu veya bu şekilde aşağıdan gelen hareketler, aşağıdan gelen eylemlerle değişeceğine, değişmesi gerektiğine inanç bir şekilde devam ediyor. Kutsalsızlık devam ediyor. Bu çok önemli. Elbette Marksist sosyalizmde özellikle 20. yüzyıldaki komünizm varyantıyla kendi büyük kutsallıklarını üretti sonunda. Üretmemesi gerekirdi. Yeniden tabular, kültler, dogmalar üretmemesi gerekirdi ama üretti. Onu bir yana koyuyorum. Bununla birlikte 19. yüzyılda ortaya çıkış şekliyle aydınlanmanın devamında diyebiliriz belki, var olan bütün kutsallıklara meydan okumak, daha doğrusu kutsallıklar olmadan düşünmek ve tartışmak diye çok ciddi ve realist bir itirazcılığı, çeşitli ideolojik söylemler karşısında kül yutmaz bir eleştirelliği taşıya gelmişti. Kolay kolay kabullenmemek, kolay kolay inanmamak, sürekli sorgulamak ve dediğim gibi prensip olarak her türlü fikre, her türlü söyleme, her türlü iktidar ilişkisi ve hiyerarşisine şüpheyle bakmak, bunlar yaşadığı sürece ve geride bıraktığı miras itibariyle Marksizmin tabii sırf kendine özgü olmayan, aydınlanmadan da beslenen, Fransız devriminden de beslenen kuvvetli yanları arasındaydı. Terazinin olumsuz kefesinde geçen seferki konuşmamda ve yazılı olarak 14A ve 14B metinlerine dönüştürdüğüm her şey. Tek yol devrim saplantısı, sistemik sektarizm, toptan reccilik dediğim her şey, çatışmacılık, devirmecilik, normal siyaset yapamamak, hoşlandığı bir iktidar geldiğinde illa bunu en kısa zamanda ve en kestirmeden nasıl devirebiliriz diye olaya yaklaşmak. Gene aynı devrimcilik ve devrimcilik saplantısı içinde ehvenişer mantığına, düşmanımın düşmanı dostumdur mantığına çok kolay kapılabilmek ve buradan darbeciliğe, bizim sevmediğimiz bir iktidarı devirdiği sürece, alaşağı ettiği sürece darbeciliği olumlamaya çok kolay savrulabilmek, monistlik yani tekçilik, dünyaya, topluma, toplumdaki bütün gelişme ve oluşumlara tek faktörlü bir determinizm çerçevesinde yaklaşmak, mutlakçılık, bilimcilik, daha önce çok üzerinde durdum, bilimciliğin, bilimseverliğin dogmatizme dönüşmesi ve buradan kaynaklanan tükenmeyen bir kibir. Aslında paradoksal olarak yenilgilerin ve tarihsel başarısızlığın bazı birçok örnekte zayıflatacağına güçlendirdiği bir kibir. Çünkü sonuç olarak gene de doğrunun, hakikatin tekeli, sırrı bizde inancı yenilgiler karşısında, başarısızlık karşısında sığınılacak bir melce olabiliyor. Sığınılacak bir güvenli liman olabiliyor bir bakıma. Bu hep haklı olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz duygusu ki sonuç olarak düzelmeyi, ilerlemeyi, gözden geçirmeyi, normal siyaseti dünyanın yeni koşullarında, 21. yüzyılın ilk yarısı koşullarında yeniden öğrenmeyi zorlaştırıyor, zorlaştıran, geciktiren bir rol oynuyor. Sol, eski sol, yani Marksist sol. Ki Marksist sola artık eski sol demek lazım. Sosyal mücadeleler içinde dünyanın bugünkü hengamesi ve tanık olduğumuz, tanık olmaya devam ettiğimiz büyük altüst oluşlar içinde. Benim aradığım anlamıyla devrimci devirmeci değil, devrimci devirmeci olmayan ama sekter de olmayan, başka akımlar, gruplar, insanlar, başka kesimlerle birlikte yeniden dünyayı olumlu yönde değiştirmek noktasında birleşebilen bir şekilde böyle bir yeni sol olacaksa bu dersler üzerinde düşünmesi, bu sonuçlar üzerinde düşünmesi ve kendince bazı sonuçlar çıkarması gerektiği kanısındayım.